Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber 5000 TL'nin altına alınabilecek akıllı telefon modellerini mercek altına alıyor olacağız. 5000 TL'nin altına akıllı telefon kaldı mı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ancak biz araştırdık ve sizler için bunları listeledik. Hemen dilerseniz listemizin ilk telefonuyla beraber başlamış olalım. Listemizin ilk telefonuna göz attığımızda Reader P13 Blue 2021 modelini görmüş oluyoruz. Bu telefona baktığımızda 2499 TL'lik bir fiyat etiketinin olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Telefona göz attığımızda sizlerin de tahmin edebileceği gibi giriş segmentine yakışır özellikler söz konusu. Telefonun özelliklerine göz attığımızda 6 incin üzerinde bir ekranın olduğunu görüyoruz. Bu ekranla beraber yüz tanıma teknolojisinin bile bu telefonda var olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu oldukça etkileyici çünkü giriş segmentine hitap eden bir telefonda yüz tanıma teknolojisinin var olması çok enteresan, çok dikkat çekici. Ha, bu yüz tanıma teknolojisi ne kadar iyi çalışıyor? Tabii bu noktada herhangi bir şey söylemek doğru olmaz telefonu deneyimlemediğimiz için. Ancak telefon özelliklerine göz attığımızda kağıt üzerinde böyle bir özelliğin olduğunu görüyoruz. Peki telefonun diğer özellikleri nasıl? Telefonda 2 GB RAM ve 32 GB'lık dahili depolama alanı söz konusu. Yine bunun yanı sıra cihazın ön kamerasında 5 megapiksellik bir selfie kamerası ve arka tarafına baktığımızdaysa üçlü kamera kurulumu mevcut diyebiliriz. Hemen ikinci telefonumuza geçiş yapmış olalım. İkinci telefonumuz TCL 303 ve bu telefon şu anda hali hazırda online sitelerde 2770 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Cihazın özelliklerine göz attığımızda 5.5 inçlik ekran, 2 GB RAM, 32 GB'lık dahili depolama hafızası ve 3000 mAh'lik bataryayı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Cihazın ön tarafına göz attığımızda ön kamerasında 5 megapiksellik bir kamera, arka kısmında ise 8 megapiksellik ana kameranın olduğunu görmüş oluyoruz. Elbette bu özellikler telefonun zaten giriş segmentine hitap ettiğini direkt olarak bizlere göstermiş oluyor. Cihazın gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden aldığını da ifade etmiş olalım ve hemen yeni telefonumuza geçiş yapmış olalım. 5000 TL'nin altına alabileceğiniz bir başka model ise Reader S19 Max. Bu cihazın hali hazırdaki fiyatı ise 2929 TL. Telefonun özelliklerine göz attığımızda 6.5 inçlik bir ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Bunun yanı sıra işlemci noktasında MediaTek Helio P22 kullanılmış ve 32 GB'lık depolama ya 2 GB'lık RAM'in eşlik ettiğini görmüş oluyoruz. Enteresan bir başka detay, bu telefonda da yüz tanıma teknolojisi mevcut. Demin de ifade ettiğimiz gibi bu yüz tanıma teknolojisinin ne kadar sağlam çalıştığı hakkında bir şey söylememiz doğru olmaz. Ancak kağıt üzerinde böyle bir özellik mevcut görünüyor. Modelin ön kamerasına baktığımızda 8 megapiksellik bir selfie kamerasının olduğunu görüyoruz. Arka tarafına göz attığımızda ise 13 megapiksellik bir ana kameranın bizleri karşıladığını ifade edebiliriz. 5000 TL'nin altına alabileceğiniz bir başka model ise TCL 20E. Bu cihazın fiyatı ise arkadaşlar 3475 TL seviyelerinde. Buradaki almış olduğumuz fiyatlar arkadaşlar online sitelerdeki ortalama fiyatlardır ve kesinlikle üreticilerin kendi garantisi altında olan telefonlardır. Bu hatırlatmayı da sizlere yapmış olalım ve telefonun özellikleriyle beraber devam edelim. Cihaza baktığımızda 3 GB'lık RAM ve 32 GB'lık dahili depolama alanının bizlere karşıladığını görüyoruz. Ön kısma baktığımızda 5 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Bu selfie kamerası sizleri ne kadar tatmin eder? Tartışılır elbette. Çünkü bu telefon zaten giriş segmenti bir telefon ve beklentilerinizi çok yukarıya çıkarmamanız gerektiğini ifade edelim. Arka tarafa göz attığımızda ise 13 megapiksellik bir ana kameranın olduğunu görüyoruz. Zaten bu tarz cihazlarda beklentinizi çok fazla yüksek tutmamanız gerekiyor. Netice itibariyle 3475 TL'lik bir telefondan bahsediyoruz burada. Hemen bu telefonun batarya kapasitesinden de bahsetmiş olalım ve diğer telefonumuza geçiş yapmış olalım. Cihaza baktığımızda 4000 mAh'lik bir bataryanın bizleri karşıladığını görüyoruz. Bu bataryayla beraber muhtemelen bir günü çıkartmanız mümkün olacaktır. Ancak ikinci günü görür müsünüz? Tabii bu tartışılır. Bir başka telefonumuz ise General Mobile GM22. Cihaza göz attığımızda 32 GB'lık dahili depolama alanı mevcut ve telefonun fiyatı
Şu anda online sitelerde 3934 TL seviyesinde arkadaşlar. Cihaza göz attığımızda 6.5 inçlik bir ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Bu noktada telefonun teknik özelliklerine göz attığımızda MediaTek Helio A25 Yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Cihazda 5000 mAh'lik bir pil mevcut ve bu pille beraber sizler bir günü rahat bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Ana kamera noktasında bizleri 13 megapiksellik bir kamera karşılıyor. Ön tarafa göz attığımızda ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasının mevcut olduğunu görüyoruz. Zaten depolama anlamında bizleri 32 GB'lık bir depolanımın karşıladığından bahsetmiştik. RAM noktasında ise 3 GB'lık bir RAM mevcut diyebiliriz. Listemizin bir başka telefonu ise Xiaomi Redmi 9C. Bu telefonun fiyatı ise 4599 TL seviyesinde arkadaşlar. Xiaomi Redmi 9C'nin teknik özelliklerine göz attığımızda 6.5 inçlik IPS LCD bir ekranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Telefonun gücünü ise MediaTek Helio G35 Yonga setinden aldığını söyleyebiliriz. Cihazın arkasında 13 megapiksellik bir ana kamera mevcut. Ön kısma göz attığımızda ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut diyebiliriz. Bu arada telefonun 32 GB'lık dahili depolama hafızasının 512 GB'lık bir seviyeye kadar artırılabilmesi de önemli bir başka detay. Zira şimdiye kadar belirtmiş olduğumuz, anlatmış olduğumuz telefonların hiçbirinde artırılabilir hafıza mevcut değildi. Ancak Xiaomi Redmi 9C ile beraber kullanıcılar artırılabilir bir hafızayla tanışmış oluyor. Listemizin son telefonu ise Realme C21Y arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı 4999 TL seviyesinde, yani artık tamamen 5000 TL sınırına dayanmış vaziyetteyiz. Cihaza göz attığımızda diğerlerinden biraz daha iyi özellikler bizleri karşılıyor. 6.5 inçlik bir ekran. Arka kamera kısmında 13 megapiksellik ana kameraya 2'şer megapiksellik diğer kameraların eşlik ettiğini görüyoruz. Ön kamera noktasında ise diğerlerinden çok fazla farklılaşmıyor cihaz. 5 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Pil noktasında ise 5000 mAh'lik bir batarya mevcut ve bu bataryayla beraber muhtemelen 1,5 günleri siz rahat bir şekilde yakalamış olacaksınızdır. Telefon gücünü ise Unisoc T610 Yonga setinden almış oluyor. Performans olarak tabii ki cihaz harikalar yaratmayacaktır. Zira bu belirtmiş olduğumuz bütün telefonlar giriş segmentine hitap ediyor. Videomuzun sonuna geldiğimizde bunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istedik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5000 TL'nin altına alabileceğiniz akıllı telefonları listeledik. Bu telefonla beraber elbette ki iyi oyun performansları yakalayamayacaksınızdır. Muhtemelen oyuna girdiğinizde, oynamaya başladığınızda kısa süre içerisinde cihazlar ısınmaya başlayacaktır ve performansları düşecektir. Ancak bu telefonların da zaten üretim mantığı öyle çok iyi performanslar sunması, sizlere üst düzey oyunlar oynatması değil. Tabii ki özellikle büyüklerinize alabileceğiniz telefonlar statüsünde bunlar. Yani mesela Alodesin yeter mantığındaki telefonlar dediğinizde bu cihazlar karşımıza çıkıyor. Yani muhtemelen 1-2 sene içerisinde bu cihazlar yavaşlamaya başlayacaktır ve siz de muhtemelen yeni telefon arayışına girişeceksinizdir diyebiliriz. Bugün sizlerle beraber 5000 TL'nin altına alabileceğiniz telefonları listeledik, konuştuk ve anlattık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.